Ceren lütfen anlatır mısın? Nedir son durum Antep'te? Evet Erdoğan Aktaş, ben şu anda Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'ndeyim. Çadır kentin olduğu yerden size aktarıyorum buradaki son durumu. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugün Gaziantep'teydim. Nurdağ ilçesine gittim. Orada biliyorsunuz ki zaten evlerin neredeyse tamamı yıkılmış durumdaydı. Birçoğu da ağır hasarlıydı ve vatandaşlar artık oradan göç etmeye başlamışlardı. Gaziantep merkezde ise hayat neredeyse normale dönmüş gibi. Birçok iş yeri açık. Yine vatandaşlar da artık evlerine dönmeye başladılar. Yani evlerinde hasar olmadığı belirlenen vatandaşlar evlerine dönmeye başladılar. Çünkü geçtiğimiz günlerde siz de biliyorsunuz arkadaşlarımız buradan yayın yapmıştı ve çok kalabalıktı bu çadır kent. Şimdi kameraman arkadaşım Tolga Şahin sizlere görüntülüyor. Az önce biz buraya girişte de gördük. Bu çadır kentin girişinde de gördük. Çadırlar artık yavaş yavaş burada toplanmaya başlıyor ki burası tekrar edelim en kalabalık olduğu yerlerden biri. Tabii evi ağır hasar görmüş olan kişiler de var. Onlar da burası çok soğuk olduğu için özellikle akşamları işte buradaki çocuk kütüphanesinde kalıyorlar. Şimdi biz oraya gidiyoruz. Az önce gördük. Burada durum biraz daha farklı. Çünkü çok sayıda aile bir arada yaşamak durumunda kalıyor. Genel olarak konuştuğumuzda herhangi bir şekilde yemek sıkıntısı olmadığını ancak hijyen konusunda sorun olduğunu söylediler. Şimdi siz de göreceksiniz. Yavaş yavaş şöyle Tolga, önce sağ tarafa gidelim. Ardından diğer tarafı da görüntüleyeceğiz. İşte burası aslında çocuk kütüphanesiydi. Görüyorsunuz şu anda birçok aile bir arada yaşıyor. Tabii çok da fazla yaklaşmayalım. Çünkü uyuyanlar var. Çocukları görüyorsunuz. Birçoğu aileler telefonla onları aslında vakit geçirmelerini sağlıyorlar. Diğer sağ tarafa da bakalım. Orası çok daha kalabalık. İşte bakın burada yine bir çocuk uyuyor. Çok da yakından çekmeyelim Tolga. Şöyle diğer tarafa geçelim. Birçok aile burada bir arada yaşamak durumunda. Çünkü çadırlar var. Evet, termal çadırlar. Çok soğuk olmadığı söyleniyor ama akşam saatlerinde özellikle burası çok soğuk olduğu için birçoğu bu kütüphanede kalmaya çalışıyorlar. Bir arada kalıyorlar. En büyük problem ise tekrar söyleyelim, hijyen problemi. Çünkü tek bir tuvalet var dışarıda ve burada kalan herkes orayı kullanıyor. Şimdi izin aldık. Az önce konuştuk kendileriyle. Burayı bir görüntüleyelim sizlere. Merhabalar efendim, biz geldik tekrar. Şöyle bakın, burada 3 aile kalıyor. Hepsi bir arada. Çocuklar var. Yine ders çalışıyorlar. Üniversiteye hazırlanan bir arkadaşımız var. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Eviniz ağır hasar aldı sanıyorum. Hasardan Gaziantep merkezde mi oturuyorsunuz? Merkez Şahin Bey. Depremden dolayı hemen kendimizi dışarı attık. Daha hala artçı saslar devam ediyor. O yüzden evimize giremiyoruz. Acayip evde de yani hasar olduğu için giremiyoruz şu anda. Devam ettiği için de buradayız şu anda. Sağ olsun. Burada 3 aile kalıyordu değil mi? Az önce de konuştuk. Evet, şu tarafa doğru da gidelim. Orada da şöyle takılmadan geçelim. Merhaba, üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Burada neler söyleyeceksin? Üniversite sınavına gireceğim bu sene. Bazı olumsuzluklar yaşandı zaten depremden dolayı. Hem internet sıkıntısı çekiyoruz bundan dolayı. Sınavla ilgili endişelerimiz de var. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Sen hangi bölümde kazanmayı düşünüyorsun? Hangi bölümü istiyorsun? Sayısalda, sağlıkta seçmek istiyorum. Ya hemşirelik ya da diş hekimliği istiyorum. Ve burada bu koşullarda ders çalışmaya çalışıyorsun. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Kaygılandığını gördüm. Az önce de konuştuk seninle. En çok internet problemi çekiyorsun. Bayağı bir sıkıntı çekiyoruz burada internet alanında. Diğer olumsuzluklar. Kitaplarımız falan evde kaldı. Eve de gidemiyoruz. O yüzden. Peki. Kolay gelsin diyelim sana da. Geçmiş olsun efendim. Sizle de konuşalım. Siz neler söyleyeceksiniz? En çok hangi konuda burada sıkıntı yaşıyorsunuz? Erzak konusunda, genellikle yiyecek konusunda bir problem yaşamadığınızı biliyoruz. Yok, ama benim gözlemlediğim kadarıyla mesela sadece burada bile 3 aile kalıyor. Hijyen konusunda sanıyorum bir sıkıntı var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Önce biz burada 7 aile kalıyorduk. Şimdi onlar gittiler. 3 aile kaldık. Yani dediğim gibi çok daha kalabalıktı. Evet, az önce de ben de söyledim. Evet, 7 aile kalıyordu.
kalıyorduk. Her biri de maşallah 5'er. Orada da 7 aile kalıyordunuz, evet, değil mi? Toplam kaç kişi oluyor? Şu an 15 kişisiniz, evet, zaten. Yani 45-50'ye yakındık. Hı-hı. Onlar gittiler. Sadece 3 aile kaldı. Yani ben de gitmek istiyorum evime ama hasarlı olduğu için gidemiyorum. Hasarı da geçtim. Çok soğuk. Evler buz gibi. Yani burada dediği gibi yemek sıkıntısı yaşanmadı. Bir şekilde yani ayakta durmaya çalıştık. Burada da verildi. Yani gittik imkanlarımız kadar aldık da. Yani aç kalmamaya çalıştık. Ama tek sorun, en büyük sorun hijyendi yani. Burayı biz kendimiz yani yine kendi çapımızda temizlemeye çalışıyoruz. Günlük işte fasulye şey yapıyoruz ama ne kadar yani. Aynı tuvalet kullanılıyor. Tek bir tuvalet var. Onu az önce. Evet, yani bir iki tane diğer tarafta var. Bir iki tane bu tarafta var. Ama şu an yani siz sakin noktada geldiniz. Yani çadırlar falan bayağı bir çoktu. Burası tıklım tıklımdı. Yani geçemiyordunuz. Yani anca bu kadar, ne yapalım. Peki. Allah geçmiş yani, olsun diyelim tekrar ol, size de. Sizle de konuşalım. Küçük bir çocuğunuz var. Nasıl vakit geçiriyorsunuz burada? En çok hangi konuda zorlanıyorsunuz? Çocuk konusu sıkıntılıyız. Zaten psikolojimiz bozuldu. Hı. Gece sabaha kadar korkuyorum diyor. Ağlıyor. Yer sallanıyor diye bağırarak uyanıyor uykudan. Hı. Eve götürdüm. Şu ilaçları kalmıştı. Mecburen hasarlı evime girmek zorunda kaldım. Duvarda çatlağı görünce kıyameti kopardı ağlayarak. Hem psikolojik tekrar, olarak. Evet. Şu an çökmüş durumdayız psikoloji olarak. Eve giremiyoruz. Temizlik yok. Duş yok. İşte imkanlarımız doğrusunda. Duş alamıyoruz. Evet, idare etmeye çalışıyoruz. Peki. Geçmiş olsun diyelim size de tekrar. Evet, burası sadece bir yerde. Aslında en az kişinin yaşadığı yerlerden birisi. 15 kişi yaşıyor burada. Az önce size de gösterdim. Diğer taraflar çok daha kalabalık. Tolga Şahin tekrar görüntülesin. Bir sol tarafa da bakalım. Özellikle benim dikkat çekmek istediğim konu burada. Aslında çocuklar, onu söyleyebiliriz. Yani çocuklar burada çok fazla zorlanıyorlar. Çok zor koşullarda kalıyorlar. İşte gördüğünüz gibi. Merhabalar. Az önce de konuştuk sizinle. Çok zor şu anda. Çocuklarla vakit geçirdiğinizi söylediniz bize. Neler söyleyecek? Evet, dışarıda hayat zor. Çocuklarla daha zor. Hastalandılar. Sürekli hastanede. Ev ortamına da alıştıkları için dışarıda zor oluyor hayat. Çok fazla yormayalım. Geçmiş olsun diyelim. Sana bir soru sorayım, öyle toparla lütfen, hem dile getirelim. Evet, işte gördüğünüz gibi burada özellikle benim en çok üzerine basa basa söylemek istediğim, çocuklar çok zor durumda ve gözlemlediğim şey de burada aslında hijyen konusunda sıkıntı olduğu. Çünkü çok fazla kişi bir arada yaşıyor, herhangi bir şekilde yiyecek konusunda bir problem yaşamıyorlar. Burası kütüphane ve birçok aile burada kalıyor. Tekrar edelim, çadır kentte de artık çadırlar yavaş yavaş boşaltıldı. Evi hasarlı olmayan kişiler artık evlerine dönmeye başladı diyelim ve sözü buradan stüdyoya bırakalım. Peki, teşekkür ederim. Ceren Tolga Şahin'le birlikte Antep'teki son durumu anlatıyor ve TV100 ekipleri deprem bölgesine devam edecek. Eğer Ceren sesimi duyabilseydi orada nelere ihtiyaç var diyecektim. Sayayım bu gerekçeyle. Ebru Balıkçı bize bildirdi Maraş'tan. Tabii ki yiyecek içecek sorunu yok. Fakat içme suyu anlamında suda sorun yok. Fakat iç çamaşırı, çorap, hijyenik pet, çocuk bezi, kolonya ve dezenfektan gerekiyor.